İyi günler. Uğur Önver ben. Amerika'da seçim heyecanı yaşanıyor. 46. başkanını seçiyor Amerikalılar ve Biden mı Trump mı sorusunun cevabını önümüzdeki saatlerde alacağız. Joe Biden konuştu. Birazdan Donald Trump'ın konuşmasını bekliyoruz ki onu da canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz. Ve işte burada Beyaz Saray'da birazdan hazırlıklar yapılıyor. Donald Trump bir konuşma yapacak ve seçmenine, Amerikan halkına seslenecek. Canlı yayında ekranlarınıza getireceğiz ama biz önce eyaletlerdeki son durumu an itibariyle kim önde ve rakamlar nasıl bunu öğreneceğiz. CNN Türk dış haber editörü Enver Kaptanoğlu bir kez daha bizlerle. Enver, son durum nedir? Uğur Önver, gerçekten çok ilginç bir yarış. Bir kere bu hemen değişmiş. Seninle olan yayınımızda evet. 200 değildi Trump, 213 olmuş. Evet. Şimdi bu son durum genel durum. Ülke genelindeki oy oranları ve delege sayıları. Şu anda Biden 224 delegeye sahip. Bir önceki yayınımızda evet belirttiğin iyi oldu. Daha düşüktü Trump'ın sayısı, şu anda 213 delegeye yükseltti. Delege sayısında da farkı kapatıyor Trump. Oy oranlarında son durum ne? Joe Biden'ın oy oranı ülke geneli baz alındığında %49,81. Donald Trump ise %48,58. Ki oraya bir parantez açayım Enver. Az önce Joe Biden canlı yayında seçmenlerini umudunuzu kaybetmeyin, biz geleceğiz kazanacağız demişti. Evet, bunu kazanmaya çalışacağız, öyle de gidiyoruz demişti. Şimdi buna cevaben bakalım Trump ne diyecek, çok önemli o açıklama. Genel durum bu şekilde. Biden delege sayısında önde, 270 delege sayısına ulaşan Amerikan başkanı koltuğuna oturacak. Şimdi hemen Enver, çok ona geçmeden, bu çok önemli bence. İnsanların bir bakışta anlayabileceği bir harita çünkü bu. Evet. Yani kırmızı olan yerler Donald Trump, evet. Mavi olan yerler Joe Biden. Aynen öyle. Şu anda haritadaki genel durum bu. Salınacak eyaletler, kritik eyaletler diyoruz. Kim alırsa o çok avantaj sağlayacak. Hemen onlara geçelim. Onların ilki Michigan eyaleti. Bakın son durumu görüyorsunuz. Donald Trump burada önde gidiyor 53,4 ile. Bir önceki saatte 53,9'du. 0,5'lik bir düşüş yaşandı. Ama şu anda oylarında %60'ı sayılmış durumda. Burayı kazanan 16 delegeye sahibi olacak. Hemen ardından Pensilvanya'ya bakalım. Bir diğer kritik eyalet. Burada da Donald Trump önde götürüyor. 56,7 ve oyların %66'sı sayıldı. Florida en kritik eyaletinde artık sonuçlandı gibi diyebiliriz. Çünkü oyların %96'sı sayıldı ve 51,2 ile Donald Trump burayı artık kazandı diyebiliriz ve 29 delegenin sahibi diyebiliriz. Bundan sonra Florida'da sonuç değişmeyecektir. Kuzey Carolina var Florida'dan sonra. Burada da Donald Trump'ın yine %50,1 ile üstünlüğünü görüyoruz. Burada da oyların %95'i sayıldı. Hemen ardından Wisconsin'e bakalım. Burası da en kritik eyaletlerden bir tanesi. Burada da Donald Trump önde 51,2 ile. Bir önceki saatte de 51,5'ti Donald Trump. 0,3'lük bir düşüş var. Bu oynamalar gayet normaldir. Sayım devam ediyor çünkü. Hemen Arizona'ya bakalım, Wisconsin'in ardından. İşte burada Arizona'da bu kez Biden önde 52,5 ile. Bir önceki saatte Joe Biden 53,6 ile öndeydi. Burada biraz oyu düştü. Donald Trump'ın oyu 46,1'e yükseldi 45'ten. 1,1'lik bir kazancı var. Burayı da alan 11 delegenin sahibi olacak. Arizona'da da %79'u sayıldı oyların. Ohio'ya bakacak olursak burada da Donald Trump yine önde. Florida gibi en kritik eyaletlerden bir tanesi burası, 53,3 ve Ohio'da da %90'ı sayıldı oyların. Son olarak Georgia eyaletine bakalım. Burada da Donald Trump %52 ile önde gidiyor. %87'si sayıldı. Şunu son kez belirteyim. Bu verilerin çoğu elektronik yolla kullanılan oyların verileri. Yani posta yoluyla kullanılmış oylar henüz verilere işlenmiş durumda değil. Dolayısıyla bazı yerlerde sonuçlar değişebilir. Onları da an be an zaten bu ekranlardan aktarıyor olacağız. Çok teşekkür ederiz Enver Kaptanoğlu'na. Bu arada hemen bir hatırlatma yapalım Enver'e teşekkür ederken. Donald Trump
dakikalar sonra konuşacak ve seçmenine hitap edecek. Bakalım neler söyleyecek derken biz seçim heyecanını biraz daha derinleştireceğiz. Çünkü yine değerli uzman konuklarımız var. Onlarla birlikteyiz şimdi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Çok teşekkürler. Doçent Doktor Barış Doster, siyaset bilimcisi, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz. Ve Profesör Doktor Mustafa Aydın, Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler öğretim üyesi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mustafa Bey, sizinle başlayalım mı? Şimdi Cumhuriyetçiler Trump mı yoksa Demokratlar Biden mı derken seçimin bu kadar kıyasıya geçmesini, başa baş geçmesini bekliyor muydunuz? Ben bekliyordum. Ben bütün konuşmalarımda da, yani seçim öncesi değerlendirmelerimde de çok yakın geçeceğini tahmin ettiğimi söylemiştim. Yani bundan birkaç ay öncesi için bakarsak, hani Covid-10 birkaç ay demeyeyim de Covid öncesine bakarsak o zaman bir rekabet olacakmış gibi gözükmüyordu. Trump çok rahat kazanırmış gibi gözüküyordu. Fakat Covid dönemindeki yanlış yönetimi diyelim, bu işi ciddiye almaması, ülkede ciddi bir hasara neden olmasıyla birdenbire sonuçlar değişti ve son aylara girerken Biden çok öne çıktı. Hatta 10 puan kadar farkı açmıştı bir takım anketlerde. Fakat o anketlerin durumunu daha önceki 4 yıl önceki seçimlerden de biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri şu anda biraz Türkiye'ye benzer bir şekilde çok kutuplaşmış bir ülke durumunda. Dolayısıyla anket şirketleri, medya kuruluşları, araştırma merkezleri hepsi taraflı büyük ölçüde davranıyorlar ve onların verdikleri rakamlar o kadar güvenilir gözükmüyor. Bütün bu farklı rakamları bir araya koyduğunuzda, iki uçtakileri atarsanız, bize gösterilen rakam aslında seçimin çok birkaç eyalete indirgenip çok rekabetli geçeceği şeklindeydi. Ve nitekim öyle gidiyor. Çok yakın gidiyor. Ve açıklananlar, açıklanmayanlar, özellikle şu anda henüz sayılmamış olan posta yoluyla kullanılan oylar vesaire önemli ve sanki iş dönüp dolaşıp Pensilvanya'da kilitlenecekmiş gibi gözüküyor. Eğer öyle olursa, ki orada şu anda sayımı da durdurdu eyalet, bir şekilde diğerlerinin sonuçlarını bekliyor gibi. Ve orası mahkemelik de aynı zamanda. Çünkü orayla ilgili, hangi oyların sayılacağıyla ilgili çok bir tartışma, ciddi bir tartışma var. Eyaletin valisi ve eyalet yönetimi daha doğrusu 3 Kasım itibariyle postaya verilmiş olan oyların 3 gün içerisinde, önümüzdeki 3 gün içerisinde gelmesi halinde sayılacağına karar verdi. Trump bunu çok ciddi bir şekilde itiraz ediyor. Ne olacağı aslında çok belli değil. Mahkeme kararları birbirini kovalıyor ve habire itirazlar var. Yes. Yani eğer Pensilvanya'ya kalırsa sadece evet, karakolda değil, evet, iş mahkemede bitecek gibi gözüküyor. Barış Doster'den de alalım görüşlerini. Şu an itibariyle nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir kere veri koşullarda kıran kırana bir mücadele söz konusu. Hani eğer bir spor terminolojisi kullanacak olursak, bu işi foto finish belirler diyebiliriz. Bu bir. İkincisi, bu elbette 4 yıl evvelki 2016 yılındaki seçimleri de çağrıştırdı. O zaman da biraz hafızamızı tazeleyelim. Anketler açık ara demokratları önde gösteriyordu. Cumhuriyetçi Trump kazandı. Hatta ben o zaman pek çok meslektaşımla, pek çok arkadaşımla iddiaya girmiş ve şöyle demiştim: Trump kazanacak. Nasıl olacak demişlerdi Barış. Kendi tezimi şöyle temellendirmiştim. Demiştim ki, bakınız, adı Cumhuriyetçi Parti ile özdeşleşmiş olan ünlü siyasetçiler, ünlü bürokratlar, ünlü bilim insanları, ünlü kanaat önderleri diyorlar ki bu sefer bağrımıza taş basıp biz demokrat adayı destekleyeceğiz. Yani Clinton'ı destekleyeceğiz. Demiştim ki arkadaşlar, bakınız, durum ne kadar kritik ki adı Cumhuriyetçilerle özdeşleşmiş bu aileler, bu isimler eğer demokratlara oy veriyorlarsa Clinton zorda kaybediyor demektir. Ve yanılmadım. Bu sefer de az evvel hocamın da değindiği üzere Pensilvanya kritik görünüyor, bir. İkincisi, anketler gene hayli yanılmış durumdalar. Üçüncüsü, bu yanılgının önemli sebeplerinden bir tanesi muhafazakar seçmenin, yani cumhuriyetçi seçmenin bir kısmının mahcup bir edayla pek görüşünü belli etmemesi. Yani görüşünü soran, oyunun rengini soran anketörlere en azından diplomatik bir ifade kullanalım, doğruyu söylememesi, tam belli etmemesi. Ve şu da çok net ki Trump muhafazakar eyaletlerde, cumhuriyetçi eyaletlerde oyunu korudu. Artı liberal eyaletlerdeki performansı da en azından anketlere yansıyanlardan çok daha iyi.
Peki. Şimdi Amerika'ya bir dönelim. Çünkü orada da değerli gazeteci arkadaşlarımız var. Sayın Razi Canikligil ile Ali Çınar. Onları zaten yayınımız boyunca soru yağmuruna tutacağız. Çünkü az sonra da Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray'dan bir Trump'ın açıklaması bekleniyor. Şimdi Razi Bey, tekrar hoş geldiniz. Ali Bey, sevgili Ali Çınar. Hoş geldiniz yayınımıza tekrar. Kaldığımız yerden devam edelim mi? Biz az önce çok hararetli bir tartışma yaşıyorduk. Razi Bey ısrarla Joe Biden bu işi götürebilir, ipi gösterebilir. Çünkü eyaletlerdeki durum kritik demişti. Ama Ali Çınar da tam tersine hayır, Trump bu işi bitirmek üzere tezini savunuyordu. Bu kez Ali Çınar'la başlayalım. Ali Çınar, yeni bir gelişme var mı bu arada Trump'ın konuşmasıyla ilgili? Çünkü sen Beyaz Saray'ın önündesin bildiğim kadarıyla. Evet, birazdan konuşmasına başlayacak. Ben de takip edeceğim burada olduğum için. Ama bir pozitif havanın olduğunu söyleyebilirim. Hala tabii oy verme işlemi sayımı devam ediyor. Rakamlara baktığımızda Biden'la Trump arasında delege sayısında fark olarak azalma var. Ben hala kritik eyaletlere baktığımızda Trump'ın önde olduğunu görüyorum. Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, Georgia ve North Carolina'da Trump önde ve çoğu sandık açılmış durumda. Ben bu saatten sonra çok fazla değişiklik beklemiyorum açıkçası. Peki, Razi Canikligil. Evet, Ali tabii doğru söylüyor. Yani anketler hepsinde, şu an sandıkların hepsinde önde Trump, doğru. Ama bu zaten geriye dönüp bakarsanız bütün seçimlerde. Razi Bey, çok özür dilerim. Son dakika zaman gelişmesi. Çok özür dilerim. Joe Biden'ın delege sayısı 225 oldu. Size de katkı olsun. Yani evet, onların pek önemi yok tabii. Önemli olan şu anda bizim konuştuğumuz bu 4 eyaletler. Bu 4 eyaletlerde şu anda evet 4'ünde de Trump önde. Fakat zaten bunların 4'ünde de önde olması bekleniyordu. Çünkü bu eyaletlerde her zaman Cumhuriyetçi oyların hep önden başlar her seçimde ve demokratlar daha sonra büyük şehirlerden gelen ve işte bu postale gönderilen oylar en son sayıldığı için ondan sonra yakalarlar, aradaki fark kapatırlar, ya öne geçerler ya geride kalırlar. Ama aradaki fark ciddi oranda kapanır, bazen de öne geçerler. Şimdi burada tam o döneme giriyoruz. Yani önümüzdeki 3-5 saatte mesela en azından Wisconsin'de ben 3 saat sonra Wisconsin'in demokratlara geçmesini bekliyorum. Çünkü Milwaukee biraz evvel söylediler 178 bin adet orada postayla gönderilen oy var. Bunlar sayılacak ve bu buranın saatiyle yaklaşık bir 3 saat sonra sayılacak ve anons edilecek, daha doğrusu sisteme yüklenecek. Hepsi birden yüklenecek ve buradaki oyların da %80'inin %80'inin Biden'a gideceği söyleniyor. Bu neden söyleniyor? Çünkü bu ilk serbest bırakılan postayla gelen oylar değil. Bunlar paket paket açılıp veriliyor. Daha evvelki verilenlerde oran %80'di. Ve bunun da yine %80 ile aynı teşkil etmesi bekleniyor. Böyle olduğu zaman tam olarak kafa kafaya gelmiş oluyorlar. Zaten şu anda normal sayılırken oylar ufak ufak kapanıyor oy. Ha, şimdi burada belki 300-500 veya 2-3-5 bin oyla kaybedebilir. Çünkü aynı durumu 4 yıl evvel de yaşamıştık. 4 yıl evvel de yine sanıyorum 9 bin ya da 10 bin oyla Trump kazanmıştı. Ve o yine böyle 200-300 binlik bir fark görmüştük. Aynı şekilde öndeydi. Yine bu sabah 4.30'tu, sabah 4.30'tu. Yani buranın saatiyle, ki şu an buranın saatiyle 2.30. Yani 2 saat sonra işte 10 bin eksik kalmıştı Biden, Hillary Clinton. O yüzden kazanmıştı. O yüzden hatırlarsanız şu an işte Trump bir konuşma yapmasını bekleniyor. Fakat o zaman 4 yıl evvel bu yapmıştı. Yani 2 evet. Sabahın buranın saati 4.30'da yapmıştı. Yani demek istediğim, işte Trump günlerdir söylediği şey neydi? Trump günlerdir diyordu ki bu sonradan bu oylar sayılmasın. Mahkemeleri devreye sokmaya çalıştığı aylardır bunu söylüyordu. Yaz başından beri sürekli söylediği şey bu sayılmasın. Çünkü bunu zaten tekrarını yaşıyoruz. 2016'da bunun kopyası olmuştu. Ve sonradan gelen, postayla gelen oylar hep Trump
demokratlara yazıldığı için bunun önüne geçmek istedi. Psikolojik olarak bunun önüne geçmek istedi. Tabii bunun önüne geçmesi zor. Bunu engelleyemez. İşte çok zor. İşte bu da sayılıyor zaten, sayılacak. Şu anda zaten bu basın toplantısını yapmasının sebebi bu algı ortamını yaratmak, kazandığı havasını vermek. Bunun için Biden da zaten bu yüzden bir saat evvel çıktı ki daha durum bitmedi diye. Ki bu son derece normal. Ve gerçekten de bitmedi. Yani zaten düşünün, aylardır Trump'ın söylediği şey hep buydu. Yani bu oylar, postlara gelen oylar seçim gününden sonra sayılmasın. Ama yasaya göre bu yıllardır sayılıyor. Yıllardır sayılıyor, bu ilk değil. Dolayısıyla yine sayılacak. Zaten Yüksek Mahkeme de bunun onayını verdi. Cuma'ya kadar sayılacak bu oylar. O zaman şimdi Pensilvanya, evet, çok daha ileri günlerde belli olacak belki nihai neticesi. Fakat Wisconsin'ı ben sanıyorum 3 saat sonra neticesini öğreneceğiz. Öyle düşünüyorum. Wisconsin'de büyük ihtimalle Biden'la yazılacak. Şimdi geriye kalıyor bir eyalet. Şimdi bir eyalet Pensilvanya, hadi 2-3 gün sonra belli olsa bile. Georgia'da fark giderek kapanıyor. Georgia'da fark daha da kapanabilir. Biden öne geçebilir. Çünkü hatırlayacaksınız 2 sene evvel Georgia'da çok böyle az bir oy farkla Demokrat vali kaybetmişti seçimi. Yani orası aslında Cumhuriyetçi kalesi olduğu halde Demokratlar burada oradaki demografikleri çok değiştirdi. Özellikle şimdi Atlanta'dan gelecek olan oylar, Atlanta oranın en büyük şehri ve Atlanta ve çevresinden gelecek oylar daha çok Demokratlara işleyeceği, aradaki farkın daha da kapanacağını ilerleyen saatlerde, peki, göreceksiniz. Ha, bu fark işte geçecek mi, geçmeyecek mi onu göreceğiz. Ama bu fark kapanacak. O yüzden seçim bitmedi derken bunu söylüyorum. Demek, yani Biden hala şansı varken bunu diyor. Bu gördüğünüz bütün farklar giderek kapanacak ve popüler oyda da dikkatinizi çekerim. Hillary Clinton %48 ile kazanmıştı popüler oyu. Ve şu an Biden popüler oyda sanıyorum %50'yi %49.9'da gördüm biraz evvel. Yani %50'yi yakalamak üzere, ki bu inanılmaz bir rakam. Popüler oyun %50'nin. Razi Bey, devam Biden edeceğiz. İnanılmaz bir rakam. Razi Bey, çok teşekkürler. Tabii. Devam edeceğiz. Şimdi stüdyomuza da bir dönelim. Profesör Doktor Barış Doster'e ben şunu sormak istiyorum. Bu posta yoluyla gönderilen oylar öyle görünüyor ki bu seçimin akıbetini belirleyecek. Katılıyor musunuz buna? Katılıyorum. Şöyle ki, şimdi elektronik ortamda atılan oylardan bahsetti ABD'den iki meslektaşımız. Bir, iki, klasik geleneksel olarak gidip sandık başına atılan oylardan bahsetti. Ama ABD'de her seçimde posta yoluyla kullanılan oylar önemlidir. En son salgın hastalık münasebetiyle insanlar salgın endişesiyle, sağlık endişesiyle sandığa gitmekten daha çok çekindikleri, daha çok imtina ettikleri, uzak durdukları için bu kez önceki seçimlerden de daha fazla posta yoluyla oy kullanmayı tercih ettiler. Yani o zaman sadece demokratlar değil, yani şöyle bir algı vardır. Yani şimdi cumhuriyetçiler, gelenekçiler %60'a 40 gibi bir algı var. Giderler sandığa eski usul, old fashion dediğimiz hani Amerika tabiriyle eski usul gideriz, kullanırız oyumuzu, ama demokratlar bunu hani posta yoluyla daha çok eğilimli derdik. Ama sizin dediğinizde şu alt açılım var. Hayır arkadaş, salgın nedeniyle bu artmış olabilir. O yüzden biz şunu diyemiyoruz. Yani posta yoluyla %80, %90'ı demokratlarındır kesin diyemiyoruz. Diyemeyiz. Bakın şimdi şöyle yaygın, yakın zamana kadar da kısmen haklı diyebileceğimiz ama kısmen bir kanaat vardı. Bir algı vardı. Demokrat Parti seçmeni daha genç, daha politize, daha siyasallaşmış, teknolojiye daha hakim, daha iyi eğitimli, daha kentli. Dolayısıyla bunlardan dolayı sandık hassasiyeti, seçmen duyarlılığı, elektronik ortama olan hakimiyeti daha yüksek şeklinde bir yaygın kanaat vardı. Bu önemli ölçüde haklılık payı içeren bir kanaattir ama %100 değil. Fakat salgın hastalık koşullarından dolayı İster genç, ister yaşlı, ister kadın, ister erkek, ister kentli, ister kırsalda yaşayan ABD'liler kendilerince çok haklı bir endişeyle sandığa gitmedikleri için bu kez demokratlar ve cumhuriyetçiler arasında posta yoluyla oy kullanma oranı önceki seçimlerin üzerine çıkacaktır.
ve hatta çıkmıştır bile. O yüzden ben pek çok meslektaşım gibi posta yoluyla kullanılan oyların da sonucunun beklenmesini doğru buluyorum. Çünkü zaten şöyle bir şey var. Totalde 240 milyona yakın seçmenden bahsediyoruz ki bunların 100 milyonu yani hiç de azımsanmayacak, küçümsenmeyecek bir rakam. 100 milyon neredeyse yarısı posta yoluyla kullanmış. Siz ne dersiniz Mustafa Bey? Evet, yani ben de katılıyorum. Burada şöyle de bir şey var. Bu seçimle ilgili özellikle Covid döneminde cumhuriyetçilerin bütün ülke çapında bir kampanyası vardı. Yaptırımlara veya kapalı kalmaya itiraz ediyorlardı. Seçimde de daha çok çıkalım, birlikte oy kullanalım yaklaşımı hakimdi. Dolayısıyla öyle bir beklentiyle de cumhuriyetçilerin biraz daha fazla sandıkta oy kullandıklarına dair bir anlayış var. Ama bütün bunların hepsi öngörüler, tahminler. Hiçbirisi test edilmiş sonuçlar değil. Geleneksel olarak evet, demokratların daha çok oy kullandığı kesin posta yoluyla. Ama bu dönemde çok farklı. Dolayısıyla çok farklı bir sonuca ulaşabiliriz. Evet, Trump şu an kürsüye geldiği konuşmasına başlayacak. Biz de kameralarımızı Beyaz Saray'a çeviriyoruz.